Metin nerede? Uçaktaki herkes çıktı, Metin yok. Nasıl yok? Çıkmadı. Aradım, telefon da kapalı. Uçağa binmemiştir belki, bir sorun çıkmış olabilir. Kontrol de ettim, bir sorun yok, uçaktaymış. Tuvalette olmasın? İnşallah değildir, başına büyük dert alırım. Alo. Ayşin Bey, Metin'i almaya geldik ama adam yok. Bilmiyorum, bakacağız biraz daha. Emredersiniz Ayşin Bey. Ne dedi lan? Bulmadan gelmeyin dedi, ne diyecek? İyi, hadi bakalım o zaman. Bir saniye. Ben Metin. Nereye geleyim? Orası olmaz. Seymenler'de buluşalım. Bu saatte kimse olmaz zaten. Orada buluşalım. Yarım saat oradayım. Seymenler Parkı'na gidiyoruz. Tamam abi. Bu ne la? Epey boğuşmuş. Bıçaktan bir şey çıksa bari. Bıçak bunun elinde olduğuna göre bu da katiline saldırmış oğlum. Belki katilin kanı bulaşmıştır. Öldürücü darbe boğazda. Amirim haber verdiniz mi? Aradı, kaçmadı. Görgüş etleri de konuştunuz mu? Tamam kardeş, siz işinize bakın, ben iki dakika konuşayım şurada. İyi geceler. İyi geceler savcım. Vesat yok mu? Biraz rahatsızdı savcım. Geçmiş olsun. Nedir durum? Midesini üşütmüş. Onu sormuyorum, buradaki durum nedir? Bir karnından bir de boğazından bıçaklanmış savcım. Ben bir hayalette konuşayım. Vallahi savcım, kafada peruk vardı. Bir halt çeviriyormuş da çevirememiş işte. Gözlükleri de numarasız. Kılık değiştirmeye çalıştığı çok belli. Kimmiş? Metin Halıcı savcım. Oğlum ambulans niye çağırmadınız lan? Vallahi bilemedik. Polisi aradık. Amirim, biz şu merdivenlerden parka yeni girmiştik. Kavga olduğunu gördük. Seslendik. Seslenince iki kişi tarafı doğru kaçtı. Ha, iki kişiydi yani. İki kişilerdi, evet. Magdül'ün adresi belli oldu. Tamam, sabah yaparız ya. Hadi vallahi ya. Şşş, memur! Bak buraya lan! Efendim, Metin öldürülmüş. Cesedi adli tıpa götürülecekmiş. Nasıl olmuş, çabuk öğren. Emredersiniz. Sen de adli tıpa git. Otopsiye hangi doktora girecekmiş onu öğren. Emredersiniz. Çabuk! Çabuk! Evde kimse yok. Ha, neredeler ablam? Kiraz abla oğlunun öldürüldüğünü duyunca fenalaştı. Hastaneye götürdü bizim oğlanla komşular. Size kim haber verdi? Polis geldi. Hayırdır annem? Aha, oğlum da geldi. Günaydın. Günaydın, bu kiraz teyzeyi sen mi götürdün hastaneye? Ben götürdüm komiserim. Ama birkaç kişi daha vardı yanımızda. Ben dolmuş şoförüyüm, işe gidecektim. Elimi yüzümü yıkarken dışarıdan bağırışmalar duydum. Kiraz teyzeyi de öyle görünce apar topar hastaneye götürdük. İşe de gidemedin yani. Gidemedim komiserim. Daha hastaneden yeni geliyorum zaten. Evde başka kimse yok muydu? Yok, bir ana bir oğluydu zaten. Akrabaları falan da yok. Bir kız gelip gidiyordu. Metin nişanlısıyım diye. Ama ailesini hiç görmedik.
Siz kızı tanıyor musunuz? Kızım biliyor. Bir keresinde çalıştığı kuaföre gitmişti. Çağırayım istersen söylesin. Çağır ablam sen, çağır. Komiserim, var mı yapabileceğim bir şey? Çıra, sizin durum nasıl? Vallahi ben gelirken kendinde değildi. Eyvallah, sağ ol. Gel anneciğim, gel. Ben bavulunuzu buraya koydum, siz taşırsınız içeri. Gel anne, gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz babam. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evinde pek güzelmiş oğlum. Yol yordu vallahi. Ben hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Anneciğim dur, benim hemen çıkmam lazım. Ben çıkınca siz yaparsınız kahvaltınızı. Git oğlum git. Biz bir ara alışveriş için çıkarız, haber veririz sana. Tamam baba. Aslı'yla ne zaman tanışacağız? Tanışırsınız anneciğim, acelesi yok. Bizim işler bu aralar biraz yoğun da. Aslı'nın ailesinin haberi var değil mi oğlum? Boşuna gelmedik bu kadar yolu. Konuşacaklar baba, konuşacaklar. Bizim bir cinayeti aydınlatmamız lazım da. O yüzden çok acelem var. Hadi. Tamam, kolay gelsin oğlum. Oh, sağ ol anne, sağ ol. Dikkat et kendine, dikkat et. Barbaros diye bir doktor efendim. Barbaros? Evet. Sen şunu bir yere sakladın. Bir şey mi oldu birader? Yok, öyle bir şey düşünüyordum da gözüm takılmış, kusura bakma. Takılmasın. Barbaros Bey'in odası neresi? Ne yapacaksın? Sen ne iş yapıyorsun lan? Ne yapacaksın ya? Davrun kime koçum? Şşş! Aşım abi bir soru sordu. Cevap ver lan! Verdik işte ya, Allah Allah. Geri dur lan. Pardon abi, biraz gevşek gelince. Sana ne lan? Tamam, gerilmeyin canım. Kusura bakma birader. Barbaros Bey'in odası neresi? Şu tarafta. Sen arabaya git, Engin gelsin. Emredersin. Barbaros hocam, bu arkadaş sizi görmek istiyor. Buyurun. Yalnız konuşabilir miyiz? Oturabilir miyim? Yalnız biraz acele etmenizi rica edeceğim. Otopsiye gireceğim de. Metin Halıcı. Evet. Onunla ilgili konuşacağım. Arkadaşım midesine bana ait bir şey var. Kayıtları geçirmeden onu bana vermenizi rica edeceğim. Ne var arkadaşım midesinde? Açınca göreceksin zaten. Küçük bir torba. Ne varsa kayıtlara geçer. Gerçekten sana aitse mahkeme kararıyla alırsın. Barbaros. Bir daha düşün istersen. Ya dediğimi yaparsın ya da karşını senden fazlasıyla alırım. Çık odamdan. Çık. Metin Alıcı, uluslararası bir nakliye firmasında çalışıyor. Çalıştığı şirketin rakibi olan bir tane firma var. Daha önce aralarında sürtüşme yaşanmış. Adamın adı Murat Satır. Bu geçen sene bizim baktığımız bir tane olay vardı. Haşim'in adamları Murat'ın olduğu bir yeri taramıştı. Bir tane yaralı vardı. Ha, tamam hatırladım ya. Mevzuları devam ediyor. Ha, barışmamışlardı. Evet evet. Mahkemeleri devam ediyor hala. Açmıyor daha. Amirim mi? Ha, meşgul aldı. Çalmamasından iyidir. Öyle de insan merak ediyor yine de. Ne yapacağız? Vallahi bu Metin'den annesiyle konuşamayız. Kadın fenalaşınca hastaneye kaldırmış komşuları. Nişanlısının adresini çıkartıyorum şimdi. Ana, nişanlısın varmış ya. La hele, kendi aralarını nişanlamışlar, komşular söyler. Derya Şengül, ev adresi burada, işe gitmemiştir herhalde. Herhalde gitmemiştir. Hayret, gel şuna beraber bakalım lan. Kardeş, siz Cevo'yla oraya gidin, biz de şey yapalım. Emre'yle beraber şu nakliyeci vardı ya, bir tane. Ha, Murat. Ha işte, biz de onunla konuşmaya gidin. Bu arada Murat'ın iş yeri kurşunlanmış 3 ay önce. Haşim'in yaptırdığını iddia ediyor ama bir sonuç çıkmamış. Tamam, onu da sorarız biz ya. Cedat, hadi Cedat, hadi. Biz Amir'e haber veririz. Hadi, öpüyorum. Şşş, Akbaba aradı mı ya? Yok, ben aradım. Otopsi başlamamıştı. He. Hadi. Şuradaki adamlar belalı. Tamam, sonra konuşuruz. Sahne anlattı adam. Sonra konuşuruz dedim. Bir soru mu var? Yok savcım. Tamam, yakınlarını içeri alalım.
Ailesinden kimse var mı? Evet, ben varım. Yalnız silahla giremem kardeş. Sen onu bana versene. Silah yok birader. Siz yakın mısınız? Evet, yakın sayılırım. Patronuyum. Uzatmayalım, gel. Maksim yakınlarına soruldu. Metin Alıcı bu mu? Evet. Tamam, çıkabilirsin. Başlayalım mı savcım? Başlayalım. Ciğerlerde bir şey yok. Midede bir kesik var, 4 santim kadar. Ama büyük ihtimalle ölüm sebebi boğazına aldığı o bıçak darbesi. Tabii kesin sebep doku örneklerinden sonra anlaşılır. Şimdilik bu kadar. Tamam, siz rapor hazırlayıp bana yollarsınız. İyi günler savcım. İyi günler. Uzat şu suyu, atsana. Bekle. Raporu sen yazar mısın? Benim nüfus dairesine gitmem lazım. Çıksam iyi olacak. Tamam, ben yazarım. Sağ ol. Doktor bey, ben de bir tuvalete kadar gidip gelebilir miyim? Tamam, git. Şişt, bu ne? Cebine sok, cebine. Sonra bakacağız. Sen bana bir şey söyle. Tamam. Doktor bey, bitti mi? Bitti, evet. Sonuç? Sonuç ne? Bir şey mi diyeceksiniz? Ya sen kanına mı sardın oğlum? Kanına mı sardın? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacaksın lan? Dur şunu Allah. Dur şunu. Görmüyor musun? Alın lan bunları. Komiserim. Alın lan bunları. Ulan dar edeceğim lan burayı sen, dar. Gördün değil mi şerefsiz? Kim lan o? Kim lan o? Kim o kim? Benim Barbaros abime nasıl dokunur? Tamam, ben başımın çaresine bakarım. Yok öyle arkadaş. Benim olduğum yerde kimse senin kılına dokunamaz. Abartma. Sana yemin ediyorum Maria. Bak, sana yeminle konuşuyorum. Senin yerin bende başka. Vallahi diyorum bak. Sen beni geçen sen o heriflerin elinden aldığın zaman ben ağzımı açıp sana iki laf konuşmadım değil mi? Ben sana minnet ettim arkadaş. Neyse, boşver. Bu ne ya? Sen bunu bana verdin. Bunu ne yapacağız bunu? Bilmiyorum işte. Haşim istedi benden. Adam gibi istese verirdim belki ama tehdit edince vermedim. Hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim, sağ ol. Gel. Hoş geldin amirim. Eyvallah Muzo. Çay içer misin? Ver bir tane ya bana da. Tek şekerli. Hı hı. Şekersiz. İki şekerli gelip geliyorum. Hocam biz bunları gözaltına aldık. Eyvallah. Sen misin? Evet, ne oldu? Metin'le ilgili konuşmamız lazım. Şurada konuşabilir miyiz? Ne oldu, hayırdır? Babam duymasın. Metin'i pek sevmiyordu. En son ne zaman görüştünüz? Bir hafta oldu. Gitmeden önceydi. Nereye gideceğini söylemiş miydi? Bilmem. Hiç söylemez ki. Ne zaman gideceğini söylemiş miydi? Bugün buluşacaktık işte.
Kim yapmış? Vallahi araştırıyoruz. Size bir şey anlatır mıydı, onu söyleyin. Ara ara bir şeyler anlatıyordu. Ne anlatıyordu? Patrondan şikayet ediyordu. Evlenecektik biz. Evlenecektik. Bilader kolay gelsin. Sağ olasın. Bu Murat varmış. Murat kim? Çardak'ta çay içiyor. Takım elbiseli arkadaş. Eyvallah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin, affedersin. Buyurun. Murat sen misin ya? Evet, buyurun. Hep senin iş yerine gittik. Dediler ki buradadır dediler. Evet. Bu Haşim var ya, senin rakibin. İşte onun adamı öldürüldü. E'si konuşmaya geldik işte. Benimle ne alakası var komiserim? Kardeşim, sizin eskiden bir düşmanlarınız yok mu ya? Var. E tamam işte, şimdi anlat bakalım, bu düşmanlık nereden geliyor, bir anlat. Biz bir arkadaşın mekanında oturuyorduk. Dışarıdan ateş ettiler. Ben de oradaydım. Kolumdan yaralandım. Allah'tan sıyırdı. Niye ateş ettiler? Bilmiyorum. Orası zaten bizi ilgilendirmez. O günden mi geliyor bu düşmanlık? Kanımız aktı. Kardeş mi olacaktık? Davacı olsaydınız? Olduk. Bir şey çıkmadı. Mahkeme 3 senedir sürüyor. Benim kanım ne olacak? Siz o mekanı mı koruyordunuz? Yok komiserim. Korusak böyle bir şey olur mu? Biz yalnızca çay içmeye gitmiştik. Ne kadar sürecek peki bu? Haşim'in kanı akana kadar. E oğlum, adamı öldürüldü adamın. Biz yapmadık komiserim. Yapsak söylerdim. Neyi söylersin ya? Ben lafımı sakınmıyorum. O Haşim'in kanı akacak. Ha, öldüreceksin yani. Orasını artık Allah bilir. Dur, Allah bilir. Kalkla sen bizimle geleyim. Niye? La yürü daha bir de niye diyor ya. Sabahtan beri yanımızda adamlara tek met bir sürü bir şey. Daha niye? Kalk. Gel hadi gel. Allah Allah. Kalk la, sen de bizimle gelin. Benim bunlarla bir ilgim yok komiserim. Taşınan ev benim. Nereye taşınıyorsun sen? Adana'ya. Vay, en azından burada sıcaktır la. Ne bileyim. Adana'ya taşınıyor tabii, mutlusun değil mi? Hadi. Ne yaptınız da? Amirim, maktul Metin Halıcı. Uluslararası bir nakliye firmasında çalışıyor. Patronu da Haşim. Abi evine gittik. Annesi fenalaşmış, hastaneye kaldırılmış. Hastaneye gittik. Hastanede annesiyle konuşamadık. Nişanlısıyla falan konuştuk. Ağlıyor. Ha bir de Murat diye birini aldık abi. Bu Haşim'le eskiden böyle düşmanlığı falan varmış. Haşim'le adamlarından biri de bugün Barbaros'a saldırdı. Niye lan? Meftayı almaya çalışıyorlardı. Onlara ne lan? Meftayı ailesi alır. Ne bileyim abi, ben de anlamadım ki. Ne yapıyoruz abi? Ablam, siz şimdi kimleri sorguladınız lan? Bir tek Haşim alındı bildiğim. Haşim. Haşim'i bırakın o zaman. Diğerlerini ben sorgularım. Kızım sen de şu Metin'in telefon kayıtlarını çıkar. Amirim, istediğim zaten sabahleyin gelecek. Ben Metin'in nereden geldiğini öğrendim. Fransa'daymış. O zaman şey yapalım, bu havalimanındaki servislerle taksicilere bir bakalım. Belki bir şey çıkar ya. Ben de geleyim seninle lan. Tamam. Yalnız şu olay yerindeki fotoğrafını götürün lan Metin'in. Niye? Abi olay yerindeki fotoğrafında peruk varmış. Normal fotoğrafıyla tanınmaz. Doğru diyorsun ya. Abi benim telefonu bir açabilir miyim? Çıkmam lazım. Abi Murat var ya, Haşim'in kanını dökmeden düşmanlığımız bitmeyecek diyor. Ya bir de şey diyor, benim diyor Metin'in diyor bu cinayet ile diyor herhangi bir şekilde bir alakam falan yok diyor. Siz Murat'ı da aldınız değil mi lan? Evet abi, orada. İyi, onu ben sorgularım o zaman. Abi, akşam diyorum buluşsak mı acaba ya? Yok la, ben çok yorgunum. Gideceğim eve, yatacağım, uyuyacağım. Tamam o zaman. Sen ne yapacaksın lan? Vallahi benim de eve gitmem lazım. Annemle babam geldi. Neymiş lan? Babam aradı abi, eve çağırıyor. Ne olmuş ki? Bilmiyorum, önemli bir şeymiş.
Tokluyla işi olan gitsin. Tamam, ben gidiyorum abi. Haber ver abi. Tamam. Hadi bana da müsaade. Yengenin araba da velakmış ha. Eyvallah. Ben de alacağım bir tane ya. Hı. Ne alacaksın? Ben kamyonet seviyorum ya. Kamyonet alacağım galiba. Nasıl ya? Kasalı. Bildiğin kamyonet. Niye? Ne bileyim yani işte bagajı geniş olur. Anladın mı? Temizlemesi kolay olur. Lazım olur belki bize ya. Anladın mı? Neye lazım olur? Ya işte ne bileyim birini birini taşırız. Anladın mı? Bu herifi de salmayacaklar ha. İşte senin yaptığın plan bu. Allah Allah. Ne var arkadaş? Ne güzel işliyor plan tıkır tıkır. Salarlarsa tamam. Sabaha kadar salmazlarsa ne olacak? Ya sen beni niye ezikliyorsun ya? Sen niye bana laf sokutturuyorsun ya? He? Eğer hoşuna gitmiyorsa, beklemek istemiyorsan sen git arkadaş. Ben beklerim ya. Biraz daha bekleyip gideceğim zaten. Ahan da plan işliyor ha. Neredesin? Ya niye beklemiyorsun oğlum ya? Kimle konuşuyor bu? Ne bileyim ben. Yok, onu daha bırakmadılar. Ötmez ötmez. Yok oğlum yok. Biner ben taksiye gelirim. Sen şimdi iki saate kadar gelemezsin. Ahanda gidiyor. Vallahi yazılalım peşine. Yürü yürü. Amirim, öğlen de komiserimize söylediğim gibi benim maaşıma özel kinim var. Onu öyle köpeğiyle, itiyle uğraşamam. Senin bulunduğun mekanı taratmışlar. Sen ne yaptın? Hiçbir şey amirim. Bekliyorum. Onu tek başına yakalayacağım. Yakalayınca ne yapacaksın? Orasına bakacağız artık amirim. Zaten adam serserinin teki. Pis işlere bulaşmış. Nakliye işi de paravan. Kaçakçılık yapıyor diyorlar. Yurt dışı, yurt dışı. Ne kaçakçılığı? Orasını bilemeyeceğim amirim. Sen adamı oyalı, ben arkadan gelirim, tamam mı? Nereye geleceğim? Hediye aldım arkadan. Oho, arkadaş sen de ha. Yok mu senin şirin kan bırakan bir şey? Sana uyduk. Almayı unuttum. Dur şöyle dur. İyi akşamlar kardeş. Ne var lan? Ben hatırladın mı? Ne istiyorsun oğlum? Seni. Ne o yanında ettiğin köpeğin olmayınca avlayamıyorum. Vur lan vur! Bir daha vur lan! Vur! Koş lan koş! Koş lan koş! Koş kaçırdık adamı lan! Koş kaçırdık! Kaçırdık ya. Hay senin yapacağın planı. Kaçırdık işte adamı. Bana ne bağırıyorsun ya? Bana ne bağırıyorsun? Bir tane levyeyle vuramadın adama ya. Madem vuramayacağım bana bırak arkadaş. Sen tutacağım ben vuracağım. Sen tutacağım ben vuracağım. Her şeyi sen planladın. Onu da sen yapsaydın. Allah Allah arkadaş, ben anlamıyorum ki ya. Bir adamın kafasına levyeyle vuramayacak. Ne var? Anlamıyorum ki ya. Sus. Sus, etrafına bak. Ben işime bakıyorum. Sen işine bak. Burada da yok. Barbaros'a niye saldırdınız lan?
Bu Metin'in cesedi niye bu kadar önemli? Siz kaçakçılık mı yapıyordunuz da? Metin yurt dışından ne getirdi? Konuşmaya karar verirsen masaya vur lan. Masaya. Metin'in midesinde elmas vardı amirim. Kardeş, bu taksicilerden de bir şey çıkmazsa gecenin içine ettik demektir ha. Oğlum anla işte nelerle uğraşıyoruz. Adam bulmak öyle kolay mı lan? Biz senin gibi hazıra konmuyoruz kardeş. Ben ne hazırına konuyormuşum lan? Ata azdı. Hazıra konuyorsun tabii. Olay yerine gidiyorsun anasını satayım. Cesede bir bakıyorsun ölmüş mü ölmemiş mi? Abi ölmüş, nasıl olsa kaçamazdı. Kolaysa bir kaçanın koşanın peşine bir düştü, o zaman görelim seni. La oğlum boş boş konuşma ya. Allah'ım ya. Kardeş bak bir ya. Buyur abi. Sen mi bakıyorsun buraya? Evet abi. Taksilerle maksilerle sen ilgilenin. Ben bakıyorum. Eyvallah. Biz cinayet bürodan geliyoruz kardeş. Yardımcı olayım komiserim. Şimdi dün Fransa'dan bir tane uçak gelmiş, tamam. Ondan adam biri acaba buradan taksiye bindi mi bilmedi mi? Biz nasıl öğreneceğiz bunu? Ben yardımcı olayım komiserim. Adam bu kardeş. Komiserim fotoğrafı alayım ben. Fotoğrafı ne yapacağım lan? Adamın tipine bakıp arkadaşlara anons geçeceğim komiserim. Hadi tamam hadi çabuk ol o zaman. Alayım komiserim. Acil. Herif damla kuvvetle çıktı ya. Öküz gücü varmış, öküz öküz. Ama o trene dua etsin biliyor musun? O tren olmasaydı ben onun ağzını burnunu kırardım ha. Yüzümüzde gördün, ne yapacaksak artık. Onu planı yapmadan önce düşünecektim. Allah Allah. La kardeş, planı beraber yaptık. Beraber çuvalladık. Sen niye benim üstüme atıyorsun suçu ya? Sen şu kutuyu versene bana. Ne? Elmasları, elmasları. Ne yapacaksın elması ya? Ya versene. Diğerleri nerede? Abi diğerleri? Diğer üç tanesi nerede? Sen saydın mıydı onları ya? Herhalde. Ben saymadıydım ya. Bakayım cebime, belki cebime meblağ düştüyse. Lan şu kutuya bak. Ha. Bunda biraz dibinde kalmış demek ki. Vallahi fark edemedim ya. Harcayacağız bunları ama değil mi ya? Bunlar bizim paramız değil mi? He? Bakarız. Nasıl bakarız ya? Tabii sen doktorsun arkadaş. Senin için problem yok. Senin paran yatar, sen bayağı harcarsın. Benim param ay ortası gelmeden bitiyor. Senin haberin var mı? Tabii Muzaffer düşünen yok ki arkadaş. Bir düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Adam yüzümüzü gördü. Akıllı bir plan yapmamız lazım. Buyurun komiserim, sayısın. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlık yapın komiserim. He. Konuşun. Tamam. Komiserim beni arıyormuşsunuz. Bu arkadaşı sen mi götürdün? Ben götürdüm amirim. Nereye götürdün? Seymenler Parkı'nda indi. Kiminle buluştu orada, sen gördün mü ya? Yok görmedim komiserim, bir şey mi oldu? Öldürüldü kardeş. Yapma ya. Maalesef. Yazık olmuş. Çok muhabbetli bir arkadaştı. Nasıl la, bir şey mi anlattı sana? Hoş sohbet biriydi. Demek işler iyi gitti ha. Hadi hayırlısı. İşler iyi gitti ne abi, mükemmel mükemmel. Hayatım kurtuluyor. Sevgilimle kaçıyoruz. Daha ne isterim ablamdan? Böyle şeyler işte. Telefonla konuşuyordu İlkin. Bir yere çağırdılar ama kabul etmedi. Parka gel dedi. Orada da indi zaten. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ olasın kardeş. Yürü la yürü. Allah arkadaş, aklımı aldın ya. Benim eve gitmem lazım. Ne? Oğlumu görmem lazım. Ben ne yapacağım?
Nasıl yani? Ben yalnız kalamam arkadaş. Adamlar mafya peşimize düşmüştür. Sen de gel o zaman. Yenge bir şey demesin. Saçmalama, yürü. Yok canım, yine de bir şey uydurmak lazım. İyi tamam, sen uydurursun. Harika planlar yapıyorsun ne de olsa. Neredesin kız sen? İşim vardı, ne var? Konuşacaklarımız var. Yarın önemli bir gün. Ulan seni var ya, seni var ya keserim lan var ya. Şunu bir keseyim ya, babası bir bıçak getir de şununkini keseyim ya. Barış, hadi oğlum artık yatağına. Ya hadi bakalım. İyi geceler Muzaffer amca. İyi geceler canım benim. Hadi bakayım. Yenge kusura bakmayın, size rahatsız ettim gece gece. Önemli değil. Vallahi evi fazlasıyla su basmış. Etraf malamat olmuş durumdaydı. Sağ olsun Barbaros Bey dedi ki gel dedi bu akşam dedi. Biz dedi kal dedi. Hadi iyi uykular. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. İyi geceler. Nereden buldun bu arkadaşını? Niye? Tuhaf biri. Yo. Muzo iyidir. Bir gece kalacak değil mi? Bilmiyorum. Hayır, ona göre hazırlık yapayım diye soruyorum. Bilmiyorum. Adamın evini su basmış. Yaşanamayacak haldeyse birkaç gün daha kalabilir. Kimi kimsesi yok mu peki? Hülya. Tamam. Tamam var burası, sustum. Sen kimlik işini ne yaptın? Barbaros, bunun dinhanesi boş. Evet, ben yazdırmadım. Ne demek yazdırmadım? Yazdırmadım işte. Ya Barbaros, nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Bağırma, Muzaffer duyacak. Duyarsa duysun. Baba, yanınıza atabilir miyim? Gel. Senin sinirin geçmedi mi hala? Akşamdan beri ağzını bıçak açmadı he. Boş ver Eda. Biz Cevdet'i neden almadık? Özel şoförü yok o beyefendinin, kendisi gelsin. Ya söylesene ya, ne oldu? Aslı ile Cevdet evleniyorlarmış. Annesiyle babası da o yüzden gelmiş beyefendinin. Ya. Ya. Baban da o yüzden aradı seni. He. Sen de buna sinirlendin. Ya Eda, ben hala sinirliyim. Hiç bak bu konuları konuşmayalım. Bana niye söylemiyorlar? Bana niye haber vermiyorlar? Ya vardır bir sebebi. Ya bak, annem konusunda sen ne güzel düşünüp beni ikna etmiştin. Hatırlasana onları. Ya konu ikna meselesi değil bebeğim. Bana niye haber vermiyorlar? Niye? Vermişler işte Harun haber. Ne yapayım, ben de annemin meselesini öyle sonradan duydum. Ben çok sevindim aşkım. Senin annenin nikah tarihi ne zaman? Konuyu değiştirme. Yenge benden pek hoşlanmadı değil mi? Yok canım, boşver. Dün gece de benim yüzümden sana bağırdı, kusura bakma ya. Ya seninle bir ilgisi yok. Barış'la ilgili tartıştık. Barış mı? Niye ki? Ben nüfus cüzdanını değiştirdim ya onu. He. Dinhanesini boş bıraktırdım. Sebep? Sebep? He. Bir sebebi yok. Onunkini boş bıraktın. Kendininkini de sildirseydin bari. Oğlum isterse ileride kendi değiştirebilir.
Ne değişik adamsın sen ya. He? Boş bıraktın ya. Heh, abi. Bu uçaktan başka birine ait bir kanizi daha çıktı. Siz taksiciyle konuştunuz mu lan? Her şey dedi abi ya. Bu nişanlısıyla kaçacaklarmış. İşte birbirlerini çok seviyorlarmış falan filan. Bir de götürmüş parka bırakmış o kadar. Bu Haşim'in adam. Metin'in karnında elmas olduğunu söyledi. Otopsiden böyle bir şey çıkmadı abi. E yalan söylüyor o zaman. Metin havaalanından çıktıktan sonra telefonunu hiç açmamış amirim. Ama taksici biriyle konuştuğunu söylüyor. Demek ki ikinci bir hattı var. Bu olay yerinde pasaport, uçak bileti falan bir şey de yoktu. Nişanlısıyla konuşmadınız mı da siz? Hayır, konuştuk abi. Hiçbir şey bilmiyor. Nerede olduğunu da bilmiyor. Çok üzgün. Vallahi. Amirim, zaten kendi aralarında nişanlanmışlar. Ailesinin haberi yok. He. Bizi içeri de almadı. Kapıda bıraktı. Neden? İşte babası bilmiyormuş, kızarmış. Babasıyla konuştunuz mu lan? Yok. Bir dakika, bir dakika. Kızın ailesi burada yaşamıyor ki. Nasıl burada yaşamıyor? Bizi içeri almadı. Niye almadı? Nüfus kayıt sistemine göre kızın ailesi Kastamonu'da yaşıyor. He. Şu kızla bir konuşun da siz. Yalnız sorgulamayın ha. Ben ne dersem onu söylersiniz. Ben de şu Metin'in annesiyle bir konuşayım. Ne bakıyorsunuz da? Elimizde delil yok. Kanıt yok. Ben ne dersem onu söylersiniz. Bu cenaze ne zaman? Bugün abi. He. Kızı cenazeye getirin ha. Bir şey söylemeyecek misiniz komiserim? Arkamdan iş çevirmenle ilgili mi? Hayda. Komiserim, ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Aslı sizin kız kardeşiniz. Yani kız kardeşiniz gelip size söylerse daha doğru olur diye düşündüm. Söylemedi. Demek ki sizden çekinmiş. E annen de baban da onun için gelmiş. Evet. Evet. Aferin. Aferin Cevdet Efendi, aferin. Oğlum biz seninle arkadaşız lan, arkadaşız. İş arkadaşıyız, ortak çevremiz var. Annenle baban gelmeden önce benimle konuşman lazımdı. Komiserim tamam, doğru söylüyorsunuz da ne bileyim ben, yani sizin aileniz söylerse daha doğru olur diye düşündüm. Ne yapayım yani? Aferin. Aferin lan. 5 aldın, aferin. 10 aldın, 10. Barbaros Bey. Efendim. Bunu size bırakmışlar. Kim bırakmış? Bilmiyorum, bana da kapıda verdiler. Teşekkürler. Yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Şuna bak, şuna. Bu ne ki? Oku. Sesli oku, sesli. Kim olduğunuzu biliyorum. Yaptığınız yanınızda kalmayacak. Erkeksen polise git. Gördün mü başımıza açtığın işi? Hay. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ne olacak? Bilmiyorum ki. Dur bir düşünelim önce ya. Ne oldu? Benim hemen gidip Barış'ı almam lazım okuldan. Dur ben de gelirim ya o zaman. Sen nasıl izin alacaksın? Ya ne bileyim ben. Su bastı derim, bir şey oldu derim, deprem oldu derim. Ben hallederim ya. Sen, ben ne düşünüyorum? En son ne zaman gördün sen oğlanı? Bir hafta oluyor. Ne iş yapıyordun? Bir nakliye şirketinde çalışıyordu ama ne iş yaptığını bilmiyorum. Böyle sık sık geç gelir miydi eve? Olurdu. En son nereye gitti? Trabzon'a ev götürmeye gidiyorum dedi. Bir haftaya gelmem dedi. Senin oğlan ne mezunuydu peki? Ortaokulu bitirdi, bir daha da okumadı. Orada burada çalışır, bana yardımcı olur. Ben de gündeliğe giderim. Ne zamandır bu şirkette çalışıyor? 4-5 yıldır çalışıyor. İyi para veriyorlar diye kabul etmiş. Şehir dışına gidince biraz daha da fazla alıyormuş. Ne yaptılar? Yakaladınız mı? Kim yapmış? Bakıyoruz işte. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim teyze. Ya birileri sana oğlunun otopsisiyle ilgili bir şey sorarsa... oğlumun otopsisine izin vermedim diyeceğim. Neden? Ya oğlunun katillerini bulmamız lazım. Sen benim dediğimi yapacaksın. İzin vermedim diyeceğim. Sizin ne işiniz var la burada? Cenazeye götürmeye gelmiş. Ha. Anne. Kuzumu yitirdiler. Kuzumu bitirdiler. Sen ne yaptın abi?
Otopsiye izin vermiyorlar. Otopsi yapılmadı mı? Yok, izin vermiyor. Dayanamam ben diyor. Muzaffer amca. Vay aslanım benim. Uskun koçum benim. Muzaffer amca diyen dillerini yerim ulan senin. Çakal ne yapıyorsun bakayım? He? Koç bu koç aslan bin bakayım. Bin koçum benim. Aslanım benim ya. Yakışıklıya bak. Behzat'a gitmemiz lazım. Ne? Başka çaremiz yok. Nasıl başka çaremiz yok? E bu adam derse bunlar beni şey edecekti diye. Öyle diyecek olsa peşimize düşmezdi. Polise giderdi. Ya bak emin misin bu iş sıkıntılı ha? Eminim eminim. Tehdit mektubu göndermiş. Otopsiden sonra saldırmış. Ne olacak bize inanırlar. Hülya arıyor. Efendim? Barbaros? Efendim? Yanımda bir adam var. Seninle konuşmak istiyor. Kim? Görüşmeye... Ne yapıyorsun Barbaros? Pardon kimsiniz? Bilmiyor mu lan kim olduğumu? Haşim? Haşim mi? Yekenim. Şimdi çabuk vereceğim adrese gel. Gelirken elmaslarımı da getirmeyi unutma. Yoksa karınla konuşmaya devam edeceğim. Neresi? Ostim. 1774. sokak numara 45. Ostim. 1774 sokak numara 45. Dur telefonu da kapatma. Gelene kadar sesini duyacağım. Sen şimdi polisi molisi aramaya da kalkarsın. O yanındaki yok mu? Yok. Ben dışarıdayım. O iş yerinde. Kapatmıyorum. Gel aslanım. Al çantanda. Gel, gel. Gel koçum. Hayır. Şimdi babam bir yere gidecek. Tamam mı? Ben de seni eve götüreceğim. Tamam. Uy aslanım benim. Gel. Hacim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Haşim niye gelmedi la cenazeye? O kadar da cesedin peşine düşmüştü. Ne bileyim abi. Bence katil kesin burada. Müneccim misin la sen? He? Oğlum millet dağılınca birini yolla buraya. Tamam. He. Alo. Behzat amirimle mi görüşüyorum? He. Ha amirim vallahi numaranızı çok zor buldum ya. Sizin bu bürodaki memur bayan kızdan aldım numaranızı da. Barbaros'un başı çok fena dertte amirim. Ne diyorsun la sen? Kimsin sen? Ben Muzaffer amirim adli tıptan. Bak baba tanır beni. Ya kimileri Muzo da diyor da ben pek haz etmiyorum yani. Ne diyorsun la sen? Amirim vallahi ben acıdan ne dediğimi biliyor muyum ya? Şimdi bu Haşim diye bir adam var. Ha biliyorum. Ha işte o bizim Hülya yengeyi rehin almış. Ostime götürmüşler. 1774 sokak No. 45. Oğlum Barbaros'un Haşim'le ne işi olur lan? Vallahi bilmiyorum amirim ya. Barbaros'un karısını kaçırmışlar lan. Kim abi? Haşim. Niye? Ne bileyim lan ben niye. Dün de saldırdılar da abi. Yürüyün lan yürüyün. Sen de dediğimi yap lan. Tamam abi. Geldim. Güzel. İçeri girene kadar kapatma telefonu. Kapatmıyorum merak etme. Sen de muhabbetine doyulmuyor ha. Evde de böyleysen vay karının haline. Kapıyı açın lan. Geç lan içeri geç. Barbaros, kim bu adamlar? Elmaslar nerede? Onu sağ.
Bulamadınız mı lan? İş arkadaşını da bulamamışlar lan. Elmaslarım onda mı? Son kez soruyorum. Elmaslarım nerede? Var Oros, konuşsana. Nasıl bir psikopatsın sen lan? Nasıl psikopatsın oğlum? Umrunda bile değil lan. Var Oros, yalvarırım, konuş. Ne olur konuş. Siz önden girin la. Biz arkadan geçeriz. Ben söylemeden hareket etmeyin. Sen benimle gel la. Sen pay almaktansa hepsini tek başına götürmeyi düşünüyorsun. Ama yedirmeyeceğim. Madem söylemiyorsun, sen de yiyemeyeceksin. Merak etme. Yakında o Muzaffer denen şerefsizi de yanına göndereceğim. Barbaros, konuşsana. Bağırma. Çıkamayacaksın lan. Oh, susama. Bir kere ıskaladım, bir daha ıskalamam. Metin'e selam söyle. Yandere! Barbaros! Barbaros! Doktor, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Kolun nasıl? Sadece sıyrık abi, bundan bir şey olmaz. Senin kolun nasıl? İyi, iyi. Şu paltonun cebinde bir mektup var. Bu ne lan? Tehdit mektubu. Ha? Tehdit mektubu. Bizim senin ifadeni de almamız lazım lan. Adam elmas diye tutturdu. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Güya Metin'in midesinde elmas varmış lan. Öyle olsa otopside çıkardı. He. Barbaros. İyiyim, iyiyim, merak etme. Neler oldu içeride Barbaros, ne oldu öyle? Öyle davranmasaydım ikimizi de hemen öldürürlerdi. Barış Muzaffer'le beraber, merak etme, tamam mı? Anlamıyorum. Sonra konuşuruz. Anne, oğlum. Baban nerede? Babanı hastaneye götürdüler oğlum. Ama bir şey yok. Akşam eve gelecek, tamam mı? Nasıl hastaneye götürdüler ya? Ne oldu yenge? Önemli bir şey yok. İyi. Hangi hastaneye götürdüler? Siz zahmet etmeyin. Ben zaten gideceğim. Olur mu yenge ya? Benim de Barbaros abimi görmem lazım. Ben de geleyim ya. Senin de cinayet büroya gelmen lazım lan. Ne oldu amirim? İfade vereceğim. Ha, gelirim. De Barbaros abimi bir göreyim ya. Vallahi iki günden beri Barbaros Bey'e saldırıp duruyorlardı. He. İyi la, iyi. Bir şey yok. Peki. Hayır. Ne yapalım mı açacağız? Var. Aç. Ağzını şapırdatmadan ye lan. Kim ya?
Bana diyordu, bana. Ben de bana diyorum zaten. Abi biz bunları bekliyoruz. Gelmezse nasıl yapacağız? La bir huzur versen nasıl olacak? Bu Cevdet'in anası babası niye gelmiş? Aslı isteyeceklermiş. İyi la işte. Sen niye kullanıyorsun ki? Ya zamansız falan geldiler ya. Bu bundan tribe giriyor kendi başıma. La oğlum, ben Cevo'yla konuştum. Aslı'nın söylemesi daha doğru olur diye bir şey söylememiş sana çocuk. Lan bırak, korkuyorum demiyor. Oğlum Cevdet iyi çocuk lan. İyi çocuk. Hayırlı olsun. Nereye hayırlı olsun abi? Ortada daha fol yok, yumurta yok. Lan ne yok? Adamlar o kadar yolu boşuna mı geldi? Kim geldi o kadar yolu akbaba? Lan. Geldiler mi abi? Geldiler. Bekleyin, bekleyin. Çabuk Kasun, çabuk. Yalnız Allah Kiraz teyzeden razı olsun. Oğlunun ne işler çevirdiğini bilmiyor ya. Neyse. Sessiz kalamıyor musun şunu? Niye? Rahatsız mı olur? Sen etrafa bak hadi. Etrafa bak. Ne yapıyoruz abi? Ne yapacağız? Bekle bekleyici bir Kasun var. Çağır. Gidin alın da şunları. Sen gelmiyor musun? Yağmur yağıyor, ben de mi gitmedim? Kolay gelsin. Ne oluyor lan? Kalın elini. Kalın. Yürü. Atıyorum. 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 Tamam. Sen. Tamam. Bir ara Metin'i seviyordum ama Özkan'ı tanıyınca onu daha çok sevdim. Komşuyuz sonuçta amirim. Ali. Bir şey diyemedim ama. Konuşacaktık yani. Derya'yı sevdiğimi söyleyecektim. Ayrılacağımı söyleyeceğim zaman yurt dışına gideceğini söyledi. Ara ara bir şeyler kaçırdığını biliyorum. Ama bu sefer elmas getireceğini söyledi. Midesini de getirecekmiş. Öyle demiş Derya'ya. Buluşup kaçalım dedi. Derya da bana anlattı. Eve çağırdım, parkta buluşalım dedi. Evde buluşsaydık işimiz kolay olurdu da. Biz de gidip parkta bekledik. Derya zaten kaçmıştı. Gençleri görünce ben de kaçmak zorunda kaldım. Otopsi yapılmadığını öğrenince yeniden şansımızı denemek istedik. Paramız olsa öncesinde kaçacaktık. Şoförlükten bir şey kazanıldığımız yok ki amirim. Şunun ifadesini imzalatın. Abi bu elmas muhabbeti ne? Herkes bir elmasın peşinde, ortada elmas yok. Ne bileyim lan ben. Evdeyim. Yardım et. Abi,